Gelecekte de bu büyük camia için hep bir arada olmayı diliyorum. Evet, bugün bu toplantımız vesilesiyle bir arada olduğumuz gerek üyelerimiz, gerek ekranları başında bizleri izleyen taraftarlarımız, hepimizin adı ana oda, takımımızın bu akşam oynayacağı Beşiktaş maçı. Sözlerime başlarken takımımıza, hepimiz adına başarı dileklerimi vurgulamak istiyorum. Bu akşam hakem müdahalesi olmadan, adaletsiz, haksız kararlar yaşanmadan bir derbi mücadelesi izleyelim. Ve Fenerbahçe'miz galip gelip camiamıza hedefleri yolunda anlamlı bir derbi yaşatsın inşallah. Fenerbahçe'miz futbolda yaşanan her şeye rağmen zirve yarışını sürdürürken spor kulübü kimliğiyle de bizleri gururlandırmaya, Türk bayrağını dalgalandırmaya devam ediyor. Gururla ifade etmek isterim ki konuşmamızı hazırladığımız sırada Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubemizin sporcularından Merve Vatan'ın yanı sıra Derin Antakan'ın hemen sonrasında da Alican Kaynar ile Beste Kaynakçı'nın Paris 2024 olimpiyatları için kota aldığını öğrendik. Dün bu isimlere Deniz Çınar ile Lara Nalbantoğlu da kota alarak katıldılar. Yelken şubemiz milli takım olimpiyat kadrosunun 8 sporcusundan 7'sini oluşturarak Fenerbahçe'mizin adını Türk yelkencilik tarihine altın harflerle yazdırmış oldu. Evet, son 3 günde 6 olimpiyat kotası kazanan Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubemizin sporcularını ve profesyonellerini sorumlu yönetim kurulu üyemiz Sayın Selma Altay Rodopman'ı tebrik ediyorum. İnşallah olimpiyatlarda altın madalyalarla dönmelerini bekliyoruz. Siz değerli divan kurulu üyelerimiz ve kongre üyelerimize de teşekkür etmek istiyorum. Özellikle zorlu süreçlerden geçtiğimiz dönemlerde birlik ve beraberlik içinde olmamızın önemi bir kez daha vurgulamamız gerekiyor. Yüksek Divan Kurulu toplantıları, Mali Genel Kurul toplantıları, Tüzük Kongresi ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları gibi önemli platformlarda üyelerimizin gösterdiği ilgi ve katılım, kulübümüzün ne denli büyük bir cami olduğunu kanıtlar niteliktedir. Bu birliktelik ve dayanışma ruhu bizim en büyük gücümüzdür ve bizi her türlü zorluğun üstesinden gelmeye teşvik etmektedir. Yeni seçilecek Yüksek Divan Kurulu Başkanı ve üyelerine şimdiden başarılar diliyorum. Ve bu önemli göreve gelecek yeni başkan, yeni Yüksek Divan Kurulu Başkanımız ve kurulunun da kulübümüzün, camiamızın birlik ve beraberliğini perçinleyeceğine inanıyoruz. Biz bu haksız saldırılarda daima başkanımızın ve yönetim kurulumuzun arkasında durduk. Gerektiğinde hırpalanmak, gerektiğinde hedef haline gelmek, gerektiğinde haksız iftira ve çamurların hedefi olmayı gönülden kabul ettik. Bu yaptığımız çaba bence az önce saydıklarımızdan çok daha önemli. Bundan sonra gelecek Yüksek Divan Kurulu Başkan ve üyelerinin de aynı gayretle yönetimin yanında yer alacaklarını diliyorum, almalarını diliyorum. Fenerbahçe'miz bir ve bütün olduğu sürece dıştan gelecek bütün tehlike ve tehditlere karşı koyma gücüne fazlasıyla sahiptir. Yeter ki bizler bir ve bütün olalım. Bu toplantının ve bu seçimin kulübümüzde birlik ve bütünlüğü sağlamaya yönelik tarihi bir adım olmasını diliyorum. Biz bunun için çok gayret sergiledik ama başarabildik mi? Hayır, maalesef başarılı olamadık. Ama bu başarılmaz değil, mutlaka başarılabilir ve bunun da kulübümüzün bundan sonraki sportif faaliyetlerine çok olumlu yansıyacağına yürekten inanıyorum. Tamamlarız. Şimdiden 3 adaya da bol şans diliyorum.
kim seçilecekse üçünüz de kürsüde birbirinizi kucaklayacağınızdan eminim. Burak Bey'in de ifade ettiği gibi son derece demokratik bir yarış oldu. Tesislerimiz kullanıldı. Şekip Bey buradaydı. Sevil Hanım basın toplantısı yaptı. Nihat Bey farklı bir kulvardan gitti. İletişim kanalları kullanıldı. Televizyonumuz kullanıldı. Umarım sizler de tatmin olmuşsunuzdur bu süreçte. Sonuç ne olursa olsun camiamız için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ben çok konuşmayacağım. Günün sonunda konuşacağım. Sadece Yüksek Divan Kurulu Başkanımıza bir teşekkür etmek istiyorum. Hepinize teşekkür etmek istiyorum. 2 sene çok hızlı geçti. Normalde 3 sene biliyorsunuz süreç. Ancak Covid'den dolayı 1 sene seçimleri yapamamıştık. O yüzden Uğur Bey'in süresi 2 seneydi. 2 sene de çok hızlı geçti. Uğur Bey buraya bir misyonla geldi. Ama kısa sürede camiamızın dinamiklerini, dengelerini, ihtiyaçlarını Yüksek Divan Kurulu Başkanımız olarak camiamızın yanında durmasını çok güzel bir şekilde yaptı. Ve dediği gibi en zor günde de, en iyi günde de üstün bir Fenerbahçe ruhuyla ve benim her zaman yaptığım Fenerbahçe için var olanlar tanımına harfiyen uyan bir duruşla kendisi ve kurulu bizlerle uyum içinde çalıştılar. Destek oldular. Yeri geldi moral verdiler. Yeri geldi akil adam gibi yön verdiler. Yeri geldi biz kendilerine danıştık. Onun için ben size şahsım, yönetim kurulum ve camiamız adına çok teşekkür etmek istiyorum. En azından şunu söyleyebilirim. Ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım kalbine altın harflerle yazıldınız. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun.